Merhaba Dünya Bize Güzel TV'nin güzel izleyicileri. 5 dakika mola programıma hoş geldiniz. Çok da uzun sayılmayacak bir aradan sonra yeni bir konuyla karşınızdayım. Bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü günlük hayatta aslında sıkça yaşadığımız ve karşılaştığımız durumlardan bir tanesidir kendisi. Kendini gerçekleştiren kehanet. Nedir kendini gerçekleştiren kehanet? Bir gün sabah uyandığımızda o günün kötü geçeceğini düşünürüz. Deriz ki bugünüm çok kötü geçecek, hiç hoşuma gitmeyecek bir gün olacak bugün. Ve o günümüz gerçekten de oldukça kötü geçer. Neden kötü geçer? Çünkü biz sabaha ve yeni güne olumsuz inançlarla başlamış bulunuyoruz. Psikolojide bunun yeri var. Sosyologlar ve psikologlar bunun üzerine çalıştılar ve bununla ilgili bir terim ortaya çıkardılar. Dediler ki bunun adı kendini gerçekleştiren kehanet. Aslında durum tam olarak şöyle işliyor diyebiliriz. Biz o gün uyandığımızda diyoruz ki bugünümüz kötü geçecek ve tamamen negatife odaklanmış oluyoruz. Negatife odaklandığımızda o gün içerisinde güzel geçecek ya da olumlu olan şeyleri görmek yerine aslında olumsuz olan şeylere odaklanıyoruz. Bizim için oldukça olumsuz şeyler gözümüze daha fazla gelmeye başlıyorlar. Ve o günümüz kötü geçmiş oluyor. Bunun üzerinde yapılan deneyler de var. Bununla ilgili bir deney örnek vermek istiyorum. İki sınıfa ayırıyorlar ve sınıflardan bir tanesine sizler çok zeki öğrencilersiniz. Bu yüzden oldukça verimli olacaksınız. Dolayısıyla da sizler başarılı olacaksınız şeklinde öğretmenler tarafından telkinde bulunuluyor. Bir başka sınıfa ise şöyle söyleniyor. Siz zaten yapamazsınız. Aslında bu yapamazsınız kelimesi de sanıyorum hayatımızda birçok insandan duyduğumuz şeydir. Kendi potansiyelimizi ortaya çıkarırken hayatımızda bazı insanlar bize sen zaten yapamazsın çok söylemişlerdir. Bazılarımız bu konuşmanın akabinde hayır neden yapamıyorum başkaları yaptıysa ben de yaparım derken bazılarımız ise zaten bende o potansiyel yok. Dolayısıyla yapamam deyip geçiştirmiştir. Ama konumuz şu anda bu değil. Bu yapılan deneyin neticesinde zeki olduğu söylenilen çocukların daha zeki olduğu iddia edilen çocukların ki bu arada her iki grubun da aslında seviyesi aynı çok daha başarılı olduğu görülmüştür. Neden? Çünkü bizler bir telkinde bulunulduğunda ya da bir inancı sahip olduğumuzda bir iş görüşmesine giderken işte ben zaten bu iş görüşmesinden başarısız olacağım dediğimizde ya da işte benim sınavım kötü geçecek dediğimizde bu gerçekleştiğinde kahin değiliz. Aslında biz davranışlarımızla o kötü sonucu elde edebilmek için bilinç dışı bir şekilde kendimizi yönlendiririz ve sonra deriz ki biz bunu zaten biliyorduk. Aslında biz bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Biz bu inancımızla kendi davranışlarımızı şekillendirerek o olumsuz sonucu kendimiz elde ediyoruz. Ve diyoruz ki buna kendini gerçekleştiren kehanet. İşte bu yüzden bunu artık bilerek ve bunun farkında olarak yeniden bir zihinsel inşa yaparak bunu değiştirebiliriz. Artık sizler de biliyorsunuz kendini gerçekleştiren kehanet bizim kendimizin gerçekleştirmiş olduğu bir kehanettir. Size söylenilen şeyleri alıp kabul ettiğinizde artık tavır ve davranışlarınızı bu sonucu elde etmeye yönelik bir şekilde programlar ve buna göre davranırsınız. Bu yüzden olumsuz ya da olumlu kelimelerin üzerimizde etkisi çok fazladır. Sen uslu bir çocuksun dediğimizde uslu olmaya, sen yaramaz bir çocuksun denildiğinde yaramaz olmaya başlarız. İşte insan kendini bildiğinde, kendini fark ettiğinde ve bu saç ayaklarının farkına vardığında kendi hayatını düzeltebilir ve düzenleyebilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni konularla kendime nasıl yol çizdiysem, kendim neleri öğrendiysem ve hangilerinden fayda gördüysem sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Programımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kaydetmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Unutmayın çünkü değişim bir kişiyle başlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.